Merhaba arkadaşlar, ben Ahmet Akın. Bu bölümde sıkça sorulan ve oldukça merak edilen Indeed bağlacı hakkında biraz bilgi vermeye çalışacağım size. Indeed'in sol tarafta hemen anlamını göreceksiniz. Temel anlamları aslında, doğrusu istenirse, gerçekte, gerçekten gibi Türkçe bir anlama gelmekte. Şimdi bu anlam veya bu tercümeler her ne kadar doğru olsa da aslında Türkçenin yarattığı bir sıkıntı var. Çünkü bu aslında doğrusunu actually ile, rather'la veya infect ile de karşılayabiliriz biz. Şunu konuşmamız gerekiyor. Indeed'in asıl kullanım amacı nedir? Bilgiyi düzeltmek mi yoksa daha önce söylenen bilginin gücünü artırmak mı? Bilgi düzeltme yapısı yok arkadaşlar. Yani bir zıtlık bağlacı gibi görev görmüyor. Bu bilgiyi düzeltenler genelde rather gibi veya bazen infect gibi ya da actually gibi daha önce söyleneni çürüterek değiştirir. Ama Indeed'in böyle bir kullanımı yok. Indeed tıpkı bir amfi gibi daha önce söylenen bilgiyi turbo takar. Daha önce söylenen bilginin gücüne güç katar arkadaşlar. Şimdi benzer anlamlar olarak infect demişim. Her zaman değil ama yine %50 %60. For example diyeceğim. Buradaki bu verdiğim bu örnek sizi biraz şaşırtacak veya gramer öğretmenleri beni yerden yere vuracak. Nasıl olur kardeşim böyle şey diye. Moreover diyeceğim. Yine birçok gramer öğretmeni veya arkadaşımız, meslektaşımız buna katılmayacak veya katılacak. Furthermore diyeceğim, daha önceki bilgiyi sürdürdüğü için. Şimdi gramer kitaplarına bakarsanız, gramer kitapları benimki de dahil arkadaşlar, şeydir, daha ziyade kuralcıdırlar. Fakat biz anlam bazlı gidersek, yani işte ne diyeyim, İngilizce Sınav Teknikleri adlı kitapta daha serbest çalışmıştım. Anlam bazlı gidersek, Indeed'i bilgi düzeltmesi yapan değil, yani bir zıtlık bağlacı olarak değil, daha önce verilen bilgiye bilgi katan, daha önce verilen bilgiye anlam bakımından destek veren ve burada görmüş olduğunuz bağlaçların yapısına benzer olan bir yapıda değerlendirmemiz lazım. Ben bugün size bunu anlatacağım, bunu örneklendireceğim ve çıkmış iki tane YDS'yi düzeltiyorum. KPSS sorusuyla da bunu size ispatlamaya çalışacağım. Hemen buyurun sağ tarafta kullanım 1'e bakalım. Indeed'in bağlaç olarak kullanımını örnek cümleler hazırladım. Bakalım. İstanbul has a considerable power in manufacturing and sales. Burada İstanbul'u nasıl gösteriyoruz? Güçlü gösteriyoruz. Considerable power in manufacturing and sales. Üretim ve satışta ciddi bir gücü vardır diyoruz. Eğer burada Indeed yerine rather deseydim, however deseydim, on the other hand deseydim, in contrast deseydim, bu söylediğimiz güzel şeyin tersini söylüyor olmamız lazımdı. Indeed'den sonrasını okuyun buyurun. Bakın, açık ara en gelişmiş şehir ticaret ve üretim bakımından denmiş. Yani daha önce söylenen bilginin gücüne güç katılmış. Bu Indeed bloku söylendikten sonra karşı tarafın vay canına helal olsun, yok böyle bir şey demesi sağlanmak istemiş arkadaşlar. Bursa örneğine bakalım. Antibiotics, yani antibiyotiklerle ilgili örnek bir cümle var burada. Have become vital for survival. Yaşam için hayati önemli dereceye geldiler. Indeed dedikten sonra antibiyotiklerle ilgili övgü mü söyleyelim yoksa eleştiri mi söyleyelim? Bakalım. Without them, yani bunlar olmasaydı, the world would not have reached such a huge scale of population. Bunlar olmasaydı dünya böyle bir ölçekte nüfusa sahip olamazdı denerek antibiyotiklerin ne kadar vital olduğu, ne kadar crucial olduğu çok 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 daha güçlü bir şekilde söylenmiş oluyor. Ceyhan'a bakalım. The potential crisis has a negative influence on the economy. Ekonomi üzerinde olumsuz bir etkisi var diyor krizin. Indeed dedikten sonra bunu olumluya döndürecek halimiz yok. Daha da fazla arkadaşlar olumsuzluk katacağız. Indeed foreign investments have never been as low. Daha önce hiç bu kadar düşük olmamıştı. Yani bu Indeed'den öncesi bir kademe ise Indeed'den sonrası daha büyük bir kademe arkadaşlar. İyiyse iyi, kötüyse kötü. Ama daha önce verilen anlamı daha da azdırmak, daha da yüceltmek, daha da güçlendirmek için kullanılan bayağı güçlü bir bağlaç. Still gibi ya da actually gibi veya yine hani but bağlaçtır da yet kelimedir ya. Kullanım 2'de Indeed'in bağlaç değil de kelime anlamını ya da bir kelime olarak zarf anlamını konuşmak istedim arkadaşlar. Bakın şimdi
I'm so glad'daki so'nun görevi nedir? Mutluyum, çok mutluyum. Bir de bunun peşine indiği eklersek, ya mutlu 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 mutluyum. Çok 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 mutluyum. Aşırı mutluyum. Ne kadar mutluyum anlam veren oldukça güçlü bir cümle. Edirne'ye bakalım. Indeed, it was a pleasure working with you. Şimdi zaten burada seninle çalışma büyük zevk demiş oluyorsunuz. Ama önüne Indeed koyduğun zaman bunun içine daha da büyük olumlu anlamlar katıştırmış oluyoruz. Karşı taraf bu Indeed'li cümleyi duymaktan bayağı bir mutlu olsa gerek. Fatih'e bakalım. They say the car would break down. Arabanın bozulacağını söylediler. And indeed it did. Ve tabii ki öyle oldu. Hiç şaşılacak şekilde değil. Bayağı kötü bir şekilde bozuldu anlamı veriyor arkadaşlar. G örneğine yani Gaziantep örneğine bakalım. It's too late. Zaten too dediğiniz zaman çok geç olduğunu vurgulamış oluyoruz. Ama bir de bunun peşine bir indeed ekleyin. O geç o kadar geç olur ki arkadaşlar. Yani şöyle düşünün. Daha önceki late anlamının veya too late anlamının daha da güçlendirilmiş halini görün. Peşine de zaten iki tane ünlem koydum gördüğünüz gibi. Şimdi eğer dediklerim doğruysa sol taraftan örnekten bakalım. 2009 Kasım KPDS'de olması lazım. Bir paragraf tamamlamada boşluktan sonra indeed denmiş. Bakın. Bunu birlikte çalıştığımız arkadaşlar hemen hatırlayacaktır. Çünkü örnek paragraf olarak kullanırız bunu. Indeed, the parliament is a magnificent building. Indeed, dahası diye çevirin veya aslında diyelim. Parlamento binası magnificent bir building. Şimdi buradaki magnificent sıradan bir kelime mi? Normal bir kelime mi? Yoksa üst perdede bir kelime mi arkadaşlar? Muhteşem bir bina diyor ve Indeed'in kendi karakterine yakışır bir sıfatla anlam taçlandırılmış. Acaba boşlukta parlamento binasına övülecek mi? Yoksa sövülecek mi arkadaşlar? Indeed dendiğine göre burada övülmüş. Indeed'den sonra daha fazla övülmüş olmalı. Giriş bölümünden bakalım. Most foreign tourists visiting London come to see the Houses of Parliament. Parlamento binasını görmeye gelir diyor birçok turist. Bu söz parlamento binasını yüceltir mi? Yüceltir. Birçok turist geldiğine göre. İkinci cümle. This monumental Gothic building. Bu anıtsal Gothic binadaki anıtsal lafı zaten binayı güçlendiriyor bakın. On the River Thames is probably Britain's best known landmark. Vay vay vay. Britanya'nın en iyi görsel parçası veya karasal parçası. Bakın bir indeed var. Indeed dedikten sonra best'ten daha best bir şey söylemek lazım. Bakalım. The people who come to visit it may know very little. Çok az biliyor olabilir. And care even less. Ve çok az önemsiyor olabilir içeride ne olduğunu. But they appreciate the place as one of the greatest achievements of 19th century art. Yani onlar orayı bırakın en iyi demeyi 19. yüzyıl sanatının en büyük kazanımı olarak görüyor. İngiltere'nin bırakın bir şeyini, görsel bir şeyini 19. yüzyılın tümünün en iyisi olarak arkadaşlar görüyor. Indeed'in yaptığı övgüyü veya kattığı anlamı bakın. Şimdi boşluğa daha önce övüldüğüne göre, boşluktan sonra da övüldüğüne göre bu parlamento binasını öven bir şey seçmemiz lazım. Adana'ya bakalım. Before the Norman Conquest bilmem ne, Edward King the Confessor established his palace on the site. Övüyor mu? Hayır. Also, most of those who work daily in the building remain aid. Bu awesome kelimesinin kökü olan muhteşem bir kelime. By its artistic power. Anlamıyorsam soru işareti takıyorum. Ceyhan, the disaster of the Great Fire destroyed much of the Marble Palace. Allah aşkına Ceyhan seçeneği seçilir mi arkadaşlar? Yerden yere vuruyor binayı. Bir felaketten bahsediyor. Denizli, for security reasons the Houses of Parliament can no longer be... Teşekkür ediyoruz kendisine. Edirne, the word Parliament derives from... Yok arkadaş diyorum. Parlamento binası nereden geldiği de hiç umurumda değil. Olsa Bursa olur. Çünkü burada hem olsa destekliyor hem de binayı mister gibi övüyor. Bu sorunun akabini yine bir soru sorulmuş. Bir paragraf tamamlama sorusu ve çözüm yine Indeed üzerine kurulu. Bakın şimdi. Boşluktan sonra its power
had ended quickly diyor. Gücü bitti. One reason for this sudden decline of Britain'de Britanya'nın gücünün bittiği anlatılıyor. Boşluktan önceye bakalım. At the start of the 20th century, Britain was still the greatest world power. Hala dünyanın en büyük gücüydü. By the middle of the century, yüzyılın ortasına doğru, although cabacıyla capcup geçtim, Britain was clearly weaker than both the United States and Soviet Union. Şimdi burada bir defa zayıf dedi ya. Boşluk daha sonra da zayıf dedi ya. Sonra gücü düşüyor dedi ya arkadaşlar. Bütün yollar bunun Britanya'nın gücünün düştüğüne gider. Boşluktan önce istediği kadar ölsün. Düzeltiyorum yani giriş bölümünde. Bunun sağ solu sob ediyorum buna ben. Indeed'e bakın şimdi. Indeed by the end of the 1970s. Bu da 20. yüzyıl değil mi? Evet. Hatta sonu. Yani başı. Ortası sonu. Britain was no longer even among the richest. Artık en zenginler arasında bile değildi diyor. Doğru. Bursa'ya bakın. Elektronik ve teknolojide Britain is still a world competitor. Bir, tensin yanlış. İki, övüyorsun. Geç kardeşim. Ceyhan, no one doubts that Britain is living in an age of uncertainty. Tamam, güzel. Belirsizlik diyor ama bana şimdi değil. 20. yüzyıl olması lazım. But the most important reason was the basic weakness. In Britain's industrial power. Olabilir mi? Hani en önemli sebep demek için daha önce bir sürü sebep saymış olmak lazım ama dursun diyelim. Edirne, Allah aşkına bir anlama bakın arkadaşlar. Yani petrolün keşfiyle ne alakası var? Bir de ekonomik avantaj mı diyeceğiz? Hiç alakası yok. Şimdi buradaki bir defa but kullanımı yanlış. Niye? Çünkü boşluktan önce de Britanya'nın zayıf olduğu, boşluktan sonra da zayıf olduğu anlatılıyor. Ben Indeed'e burada bir moreover muamelesi yaparak daha önce söylenen olumsuz anlama destek verdiği ve daha sonra söylenen olumsuz anlamında destek verdiğini görüyor. Ayrıca özne olarak Britanya, zaman olarak 20. yüzyılın sonu dediği için de kütür kütür Adana'yı tercih ediyorum arkadaşlar. Umarım Indeed'le ilgili yapmış olduğum bu anlatım işinize yarar. Akın Dil Eğitim Merkezi'nin online eğitimini, Facebook sitesini takip ettiğiniz için çok teşekkür eder. Ben Deniz'de dinlediğiniz için size sonsuz teşekkür iletirim arkadaşlar. Hepinize iyi günler, iyi çalışmalar efendim.